Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta sonu kahvaltısından merhaba. Hava da bugün yine çok sıcak, aşırı gördüğünüz gibi. Terleyeceğiz yine gözüküyor ama inşallah güzel bir gün geçiririz. Bakalım bugün neler olacak. Başlıyoruz. Evet, şimdi kahvaltıdan sonra şu köyden gelen sebzeleri halledeyim dedim. Sevil annenin bahçesinden geldi bunlar. Şu biberlere bakar mısınız ne kadar çok. Şu kabuğa bakar mısınız? Normalde hani böyle elim kadar bile, elimin 5 katı falan şu anda. Aynen. 3-4 katı. Burada da taze fasulye var. Bunu bu akşam yapacağım, yiyeceğiz. Bunların da bunun yarısını kabak yemeği yapacağım. Yarısını da rendeleyip buza atacağım. Bunların da yarısını doğrayıp yıkayıp hazır bir halde böyle parça parça bölüp buzluğa atacağım. İşte biberli bir yemek yaptım. İşte köfte patates yaptım ya da biber kızartması falan yapmak istediğimde hemen buzluktan çıkarttım. Çünkü bunu sürekli yememiz mümkün değil. Yani üst üste yememiz ziyan olur. Küflenmesin, kötüleşmesin diye buzluğa yarısını atacağım. Şimdi bunlarla uğraşacağım. Özellikle çarşıtonları buzluğa atacağım. Şu sivri biberleri böyle kahvaltılarda falan yeriz diye ayıracağım. Biberleri yıkadım, doğradım, içini falan temizledim. Böyle 3 paket yaptım. Sonra bu kabakları kavurup mu koysam, kavurmadan mı koysam diye düşündüm. Dedim ki mücvere falan da katarım aslında. Kavurmayayım. Sarımsaklı yoğurtla yapacağım zaman çıkarır, kavururum dedim. O yüzden böyle 3 pakette bunu ayırdım. Bunlar şimdi buzluğa gidecek. Bunu da yemeklik ayırdım. Yarın ya da öbür gün yaparım diye. Pirinçli böyle güzel bir kabak yemeği. Çok sevmiyorlar ama bakalım yapacağım. İnşallah yerler. Yanına köfte falan da yaparım hani aç kalmamak üzere. Garanti olsun diye bunu da yapacağım yine. Bir de şimdi taze fasulyeyi de bugün akşam için hazırlayacağım ve yemek yapmaya başlayacağım. Ama çok yoruldum. Özellikle rende kısmı çok yordu. Kollarım ağrıdı. Evet, akşam için de taze fasulyelerimi şöyle yıkadım. Şimdi doğruyorum. Bazı kalın olanları ortadan ikiye bölüyorum. İnce olanları bölmüyorum. Mesela bu çok ince. O yüzden bölmüyorum. Bu arada çok güzel gözüküyor. Hiç kılçığı yok. Çok güzel. Fasulyeye bayıldım. İnşallah tadı da güzeldir. Zaten şeker falan da katacağım. Tatlı olsun. Zeytinyağlı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Özgüdür'ü havuza yolladım. Bir bakayım dedim ne yapıyor, bak çıktı şimdi. Özgüdür'ü büyük havuzda kendi başına yüzüyordu biliyor musunuz? Murat da şurada arkası dönük telefonla ilgileniyor. Tamam yüzmeyi biliyor ama yani daha küçük olabilir. Şimdi küçük havuza giriyor. İnanamıyorum. Bir arayacağım burada ne yapıyorsun? Özgüdür'ü şu. Tek başına büyük havuza giriyor. Murat izliyor Allah'tan. Az önce izlemiyordu çünkü. Tek başına havuzda yüzüyordu. Şoka girdim. Gözlüğünü de taktı. Sanki bana milyardı. Bak bak. Bak bak. Ha gayret. Cesarete bak ya. Bak 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 bak. Aferin ya sana. Bravo kızıma. Kenarlardan yüzüyor. Aferin.
İttir babanı, ittir. İt babanı, it, it. Bir, iki, üç, atla. Bir, iki, üç, atla. Herkese bir başka günden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure ayına girdiğimiz için sevgili annemle birlikte aşure yapacağız. Sevgili annemin aşuresi gerçekten çok güzel oluyor. Ben normalde aşure yiyen bir insan değildim. Ama evlendikten sonra, sevgili annem yaptıktan sonra, onu denedikten sonra aşure bağımlısı oldum. O günden sonra aşureyi çok seviyorum. O yüzden bugün de aşure yapacağız. Ne zamandır anne ne zaman yapacaksın, anne ne zaman yapacaksın demiştim. Şimdi bugüne kısmetmiş. Ben de size videosunu çekeceğim. Hem ben de öğrenirim. Belki seneye de inşallah ben pişiririm. Çok güzel oluyor. Yani kıvamı, şekeri böyle çok baymıyor. İçerisindeki o malzemeleri falan ben çok beğeniyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şimdi tarif videosuna geçebiliriz. Dünden ıslatılmış nohut ve buğday var burada. Annem fasulye koymuyor bu arada şuraya. Sevmiyor. Bence de güzel olmuyor. Fasulyeyi ben de sevmem. Şimdi nohutu pişirecek. Sonra buğdayı pişirecek. Ayrı ayrı. Şimdi en fırın düdüklüsünü aldım. Hem kendi düdüklümde. Birinde pişireceğim, birinde. En güzel ekranları peşine. Akşam tuzlu su, ılık tuzlu suya koydum nohutumu. Çok güzel kabardı. Evet, pişmiş gibi aynı. Evet. Şimdi düdüklüde güzelce pişireceğim bunu. Sonra birleştireceğim ikisini de. Buğdayla nohutu biraz daha öyle kaynatacağım. Ondan sonra diğer malzemeleri tek tek koyacağım içine. Şekerini koyacağım. Bu kadar basit. Eskiden şey yoktu, düdüklü yoktu mesela. Nohut pişene kadar kaynatırdık. Buğday pişene kadar kaynatırdık. Şimdi çok basit. Şimdi basit gerçekten. Bu biraz farklı oldu ama bunun şeyini artanını hemen bir iki soğan doğrarım. Yemek. Yaparım. Evet. Şimdi bunu böyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok fazla su koymama gerek yok. Bu düdüklüler çünkü şey değil. Suyu şey yapmıyor. Evet. Böyle. Kaynayıncasını kapatacağım. Şimdi sıra bunda. Hadi bakalım. Buğdayım da çok güzel şişmiş. Dedeydi böyle. Dedeyi aldı senin, aldı dedesi bile. Babaanne. Aha. Arkadaki aha, seslerden dolayı özür dileriz. Ha? Buğday da çok güzel olmuş. Buğdayı çok severim. Kaldıracak mı acaba? Çok oldu ama. Şimdi bunlar burada pişsin. Benim kocaman bir tencerem var. Görmüşsünüzdür. Ben de. Onun içinde birleştireceğim bunları. Tamam. Üstü için şöyle fıstık, incir, kayısı, üzüm, kuru üzüm, burada kuş üzümü, sonra fındık. Onları koyacağız. Şimdi bu kayısıyla inciri doğrayacağım. Suya koyacağız, suda bekleteceğiz. Şöyle ince ince doğradığımız zaman daha güzel oluyor. Çok böyle ağza gelmiyor. Herkes çünkü istemiyor böyle büyük büyük ağzına gelmesini. Evet, mantıklı. Tamam. Bunlar böyle ince ince doğranınca daha güzel oluyor. Şöyle şöyle yapalım. Kayısıyı da öyle yapalım. Bir tane göstereyim. Kayısı nerede? Sonra bunları doğrayınca suya koyacağız. Hem yıkanmış olacak hem de biraz şişmiş olacak. İçine attığımız zaman hem çabuk yani pişecek. Literatürdeki tekniğin adı ne? Kesme tekniği. Bak böyle. Neymiş? Çok güzel oluyor. Size soruyorum. Ne? Bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Neymiş? Tüp tüp. Literatür. Tamam hani ben yapacağım. Bu
buğdaylarımı haşladım. Böyle büyük bir tencereye aldım. Çok güzel haşlanmışlar. Pişmiş yani daha doğrusu. Nohutlarım da pişmiş. Hemen onları birleştiriyorum. İkisini bir yapacağım. Bir taraftan da su kaynatıyorum. O su çünkü ona az gelecek. Şöyle bir de baka baka koyacağım. Hani çok fazla olmasın, eşit olsun diye. Daha az. Daha az değil mi? Şey de o kadar güzelmiş ki nohut. O kadar güzel pişirmiş ki fıstığı. Güzel pişirdi. Bir tane daha koyayım. Bunun içinde nohutla buğdayı çok seviyor çocuklar. Hatta Murat diyor ki anne ikisini sadece ikisi olsa olmuyor maşure diyor. Yeter mi Özge? Yeter bence anne. Sence? Bence. Şimdi böyle ıslatmıştım ama o suyunu dökmeyeceğim. Aroması onun içinde kaldı ya. Şöyle koyacağım. Ben böyle içine atıyorum. Öyle beze falan koymuyorum. Beze koyuyorum. Yeter mi anne? Yeter. Biraz daha koy istersen. Bana bir ıslatmışım. Sen içini yer seçiyor. Kadarını ayırdım. Yeter. Şimdi bu bunu mis gibi kokutacak. Evet. Şimdi şekerini de koyacağım. Bir kaynasın i̇çine hemen çeksin, şekerini de koyacağım. Çeksin. İçine çeksin diye. Zaten pişmiş ikisi bir. Suyunu koyacağım, kaynatıyorum. Güzel, özlersin güzel. Ondan sonra diğer malzemeleri de koyacağım hemen. Hemen olacak şimdi yani Allah'ın izniyle. Şimdi göz kararı şekerini döküyorum. Sonra tadına bakacağım. Şekersiz tekrar bakacağım. Tekrar koyarım. Bayağı koydum. Ben biraz şekerli seviyorum. Yok o yetmeyecek o benim diyorum. Hmm. Bayağı kalorili bir şeymiş. Evet. Salça? Yok be ne salçası. O kadar pişirdiğim halde. Çok güzel. Mis gibi geliyor mu kokusu? Geliyor evet. Karanfil de kokuyor. Şimdi böyle piştikçe böyle olacak. Kıvamlaşacak. Kıvam alacak evet. Ben hiç bunun içine nişasta falan koymuyorum. Pekmez koyan var, pirinç koyan var, nişasta koyan var. Allah Allah. Tabii. Ondan sonra başka ne koyuyorlar? Ya akıllarına ne geliyorsa onu koyuyorlar. Koyuluyor yani. Portakal kabuğu, elma. Elma. Ama ben bizim çocuklar çok sevmediği için böyle de çok güzel oluyor. Yine her şey kayısı, üzüm, incir, fıstık, yani buğday, nohut. Hepsini koyuyoruz işte. Belki de bu su buna yetecek. Aa. Tamam, ne vereyim? Bir kase de kaç tane kalsın? Şuraya ben de Yasin okuyacağım. Şimdi onları annem onun alıyor. Onun niyetine de okuyor. Yasin mi okuyorsun baban? Şimdi kokusunu verdi ya. Aldım bir daha. Birkaç tane var ama onlar kalsın içinde. Biraz daha şeker kattık bu arada. Babaannem de dua okuyacakmış. Şimdi o malzemeleri katacak mı anne? Biraz daha kaynasın. Sonra katacağım. Bak koyulaşmaya başladı zaten. Evet. Şimdi diğer malzemeleri annem döküyor. İncir. İncirimizi koyalım. Katılaşmaya başladı zaten. Kayısı. Kayısımızı dökelim. Oh. Üzüm koyusun da çok geldi gözüme şöyle olsun. Yeter. O içinde de şişecekler ya. Şekerini de koydum. Bu şimdi İyice böyle pişecek. Hepsi birbirine harmanlanacak. Aşuremiz olmuş demektir. Şu an biraz sulu ama daha güzel olacak. Daha kıvamlı olacak. Evet. Bu kadar. İyi yere gidiyor. Sen ben önce bana okuyacaksın mı? Bana okuyacaksın değil mi? Kur'an okuyacaksın değil mi? Mami'ye Kur'an okuyacaksın diyeceksin değil mi? Ben senin saçını örünce ölmekten bilmiyor ki anne. Allah babane. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babiş geliyor. Kim geliyor? Aşuremiz. Şöyle oh pis gibi oldu.
Kaynaya kaynaya bu kıvamı aldı. Bakın böyle. Şimdi ben süslemek için bir tabağı alayım. Diğerlerini de biraz soğuduktan sonra yapacağım. Şöyle size gösterebilmek için. Şimdi ilk önce ben şöyle şey koyuyorum. Yok. Üzüm kurusu. Şöyle birkaç tane atıyorum. Şundan şöyle 3 tane koyalım. Fındık, biz bol fındık koyuyoruz. Biraz soğuduktan sonra süslendiği zaman daha güzel oluyor. Tabii şimdi içine battığı için. Ha, bundan koymuştum. Üzüm kuru, şey kuş üzümü. Şöyle öğütülmüş fındık koyuyorum şöyle. Oh. Bu çok güzel oluyor. Bir de ceviz koyacağım. Şuradaydı cevizim. Şöyle bir de ceviz koyuyorum. İsteyen tarçın da koyabilir. Ben şöyle. Çok az dedim ve çok koydum. Benim süslemem bu kadar. Nar falan koyabilirsiniz, süsleyebilirsiniz üzerine. Çok güzel oldu anne. Aynen, ellerine öyle. Sağlık. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Aşure tarifimiz burada son bulmaktadır. Eve geldim. Akşam oldu bile. Ütü yapmam gerekiyordu. Bayağıdır ütü biriktirdim görüyorsunuz. O yüzden ütü saatini akşam tercih ediyorum. Malum yaz sıcakları sebebiyle gündüzleri. O yüzden ancak şimdi vakit alabiliyorum. Bunları ütüleyip uyuyacağım. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.